Abdullah İbni Mesud Hazretleri'nin bir şeyini anlatmak istiyorum. Gece hayatını. Hazreti Ömer Efendimiz naklediyor bunu. Diyor ki, bir gece Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ben ve Ebu Bekir bir yerde oturmuştuk. Vakitte ilerledi. Efendimiz'i evine bırakmak için yanına refik olduk. Ben ve Ebu Bekir. Tam mescide geldiğimizde Efendimiz'in kapısına, gecenin o saatinde, tabii böyle ışık falan yok, Mescid-i Nebevi'de bir hareket gördük. Sahabeden birisi gece ibadetiyle meşguldü. Namaz kılıyordu, dualar ediyordu. Ve biz kim olduğunu tanıyamadık. Ama biraz sonra biraz daha baktık ki dikkatlice sesinden, biz gayet sessizdik. Abdullah İbni Mesud. Resulullah Efendimiz çok memnun kaldı onun o halinden. Onun dua ettiğini böyle hissedince Efendimiz, bizim duyacağımız şekilde, o duymuyordu belki, İste İbni Mesud, Allah bu gece ne istersen verecek sana. Yeter ki iste. Yeter ki iste. Fakat biz Abdullah İbni Mesud'un duasına kulak vermeye başladık. Abdullah İbni Mesud şöyle dua ediyordu. Allahümme inni es'elüke imanen la yerteddü ve naimen la yenfeddü ve murafakate Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem fi alel illiyin fi cennatil kult. Yani Allah'ım senden arkasından irtidat gelmeyecek, riddet gelmeyecek sabit bir iman istiyorum. Bitmeyen manevi nimetler istiyorum. Tükenmeyen nimetler istiyorum. Ve ebedi cennetlerde, âlâ-i illiyinde Habibin Muhammed Mustafa'ya arkadaş olmak istiyorum. Şimdi Allah'ın Resulü de buyuruyor ki iste diyor. Ne istersen verecek Allah. Yani böyle sabit imanı verecek, bitmeyen nimetler verecek ve Habibine âlâ-i illiyinde arkadaşlık verecek. Yani işte Allah'ın Resulü Allah verecek diyor ya, vermez mi? Hazreti Ömer diyor ki öyle mutlu oldum ki İbn-i Mesud istiyor, Resulullah da iste diyor. Dedim ki diyor sabah gideyim şu Abdullah İbn-i Mesud'u bir müjdeleyeyim. Sen akşam ne haldeydin biliyor musun? Sen istiyordun, Resulullah da Allah verecek diyordu. Sabah erkenden gittim diyor. Dedim ki Abdullah İbn-i Mesud seni tebrik ederim. Ne güzel gece gelmişsin Allah Resulü'nün mescidine. Vermişsin kendisini Rabbinin huzuruna. İstiyorsun, onun sevgilisi de Allah verecek diyor. Yani ne mübarek insansın. Ben böyle dedim ama diyor Abdullah İbni Mesud şöyle gözümün içine baktı. Ömer senden evvel Ebu Bekir geldi bana bu müjdeyi verdi diyor. Sahabe buydu kıymetli kardeşler. Yani bütün güzellikler onlardaydı yani. Yani işte İbni Mesud dua etti, Allah da kabul etti. Allah kabul etsin demiyor. İbni Mesud'u sevindirmek istiyor. Müjdelemek istiyor. Ama o işi ilk yapan da her işte olduğu gibi yine Ebu Bekir Efendimiz oluyor. Hazreti Ömer diyor ki anladım ki diyor Ebu Bekir'le yarışmak mümkün değil. O her işte bizi geçer zaten. Hayırda yarışmak lazım. Kimsenin ayağını kesmeden, ayağına çelbe takmadan hayırda herkes koşmalı. Ama geçmek için başkasının ayağına çelme takmamalı.